أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah'a hamd bo'lsin, yaratgan Rabbimizga shukronalarimiz bo'lsin. Sizga bizga nasib bo'layotgan bu payshanbani oqshomlari, tonglari, tunlari, kunlarini Allohim xayrli qilsin, barakotli qilsin. Hazrat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam osmonga bulutlar to'planib shu yomg'ir yog'ish arafasiga kelganda u yoqqa bu yoqqa bezovda bo'lar ekanlar. Hazrat sahobiylar radhiyallohu anhumlar Ey Allah'ın Resulü, nimadan bezovdasiz? Hazret Cenabımızdan şu mazmurlar cevap bularmış. Başınızda yağıyatken bu bulutlar, yağması bogan bu bulutlar üstünüzge lanet bulup, bala bulup yağışı mümkün idiku, lekin o rahmeti bilen, Allah'ın rahmeti bilen fazlige eylenedi, dediler. Hozirgi olimlarning tadqiqotiga qaraganda osmonlarni qatlamida to'planayotgan bulutlar yog'ishdan ilgari, yomg'ir, qor yog'ishdan ilgari 95% ga ishqor yog'ish uchun sharoit bo'lib qolar ekan. Ishqor, ishqor degani kislata degani. Birodarlar, bu kislata yog'sa uni ushlovchi tom mavjud emas, ushlaydigan moslama yo'q u. Allah'ın fazli bilen, rahmeti bilen fazilge eylenip giderekken. Ey Allah'ım, başımızga yağıyetken bu yomg'irlaring gayf bosun, elge yurtgen medet bosun, rızkımızga, nasibimizga sebep bosun, illa belayı afatlar bulmasın. Muhtaramazlar. Yukarıda itilgen edek, ilgeliyem etken edek. Şu haftanı çarşamba günü, çarşamba günü, hıftan namazdan kegin, meylik etedigenler, imkoniyatimiz borisha eshitadiganlarimiz eshitamiz, ketadiganlarimizga bemalol bo'ladi, bexijolat bo'ladi. Imom al-Buxoriy hazratlarining Al-Adab al-Mufrad asarlaridan musulmonning hayotidagi eng zarur odoblarni to'plami. Musulmonning hayotidagi eng zarur odoblarning to'plami degan asardan inshaalloh 2-2 3-3 ta yoki bitta-bitta hadislarni aytib havola qilib boramiz. Allohim hadisni aytayotgan, uni eshitayotgan barchamizdan rizo bo'lgin. Imom al-Buxoriy haqlarida ikki og'iz so'z. Hazrat Imom al-Buxoriyni to'la ismlari, to'liq ismlari Abu Abdulloh Muhammad ibn Ibrohim ibn Abul Hasan Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizba Jufi al-Ahnaf al-Bukhari hazratlari bo'ladilar. Abu Abdulloh Muhammad ibn Abul Hasan Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizba Jufi al-Ahnaf al-Bukhari hazratlar. Hazrat milodiy bilan hisoblaganda 810-yilda tavallud bo'lgan ekanlar. Mana 2023-yilmi? Hazrat al-Buxoriy 810-yilda tug'ilgan ekanlar. Aytmoqchi, shu oyda tug'ilgan ekanlar, Shavvol oyida tug'ilgan ekanlar. Ramazondan keyingi oyni Shavvol deydi. Shavvolning 13-chi kuni ekan, juma kuni ekan, namoz jumadan keyin dunyoga kelgan ekanlar. Ba'zi kitoblarda aytadiki, Shavvol oyidan 13 kun qolganda edi deydi. Juma kuni ekan, namoz jumadan keyin dunyoga kelgan ekanlar. Hazrat 870-yinchi milodiyda e'tibor bering. 810, 870. 28-chi Ramazon kuni chorshanba kuni ekan, o'sha kuni ham choshgoh paytida qarindoshlarini uyda olamdan o'tgan ekanlar. Hazratni yer yuzida yashaganlari 59 yil 8 oy 16 kunni tashkil qilar ekan. 9 yil 8 oy 16 kuni tashkil qilar ekan. Hazrat al-Buxoriy 60 ga yetmagan ekanlar. 40 tan oshiq asar yozgan ekanlar. 40 tan oshiq. Davrimizgacha to'laligicha 12 tasi yetib kelgan ekan to'laligicha. Shulardan bittasi al-Adab al-Mufrad. Odoblarning yig'indisi, eng zaruriy odoblarning majmuasi yoki
Hazreti Şeyhimiz Aleyhi Rahme, Hazreti Ustaz, Şeyh Muhammed Sadık, Muhammed Yusuf Aleyhi Rahme, Rahmetullah Aleyhi, El-Edeb El-Mufrat eserini adab durdaneleri deyip tercüme ettiler. Cüdeyen bir güzel tercüme bugün. İçi de 1233'te hadis var. Ana şu eserini inşallah itibarınızda her çarşamba, çarşamba günü az güne az güne bitti bitti denkleyip eğitip oramız. Hazret el-Bukhari'ni, ülkşini, otelerini, onelerini, Hazret el-Bukhari'ni, ustadlarını, şagirdlerini, ta bizgeçe yetkazıp gelgen bu malumatlarını, yetkazıp gelgen zatlarını, berçelerini, gariqi, rahmet, şaisteyi, cennet etkin ve sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci hadis, el-edeb el-mufrattan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا سورة عنكبوت 8-ci آيات اللهم ايتادا biz insonga ota-onasiga yaxshilik qilishni buyurganmiz yana bir oyatida أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله تبارك وتعالى فقط أزغغنا إبادت قلشك وأطانن يحشلق قلشك بيرد بيرد وصينا بس بيرغمز Onun hükmü ne bo'ladi unda? Hop, xuftonni hukmi farz. Ichida sunnat var, 2 rakat, 3 rakat bitir vojibi bor. Bomdod farz, juma farz, hop tushunaylik, janaza farzi kifoya, hop shuna. Ota-onaga, ota-onaga yaxshilik qilish nimadi uni hukmi nimadi? Unga inson majbur ekan. Birodarlar, ota-onaga xizmat qilish, ota-onaga yaxshilik qilishga inson majbur. Ota-onani parvarish etishga inson majbur. Shu bobdan birinchi hadis. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu qolat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar. Qola: Sa'altu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam, Hazrati Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga savol qildim. Abdullah ibn Mas'ud deganlari Alloh rozi bo'lsin bu ulug' sahoba jalildirlar. Bu kishi qorilarning piri bo'ladilar. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Abdullah ibn Mas'udni nihoyatda yaxshi ko'rgan ekanlar, hatto shunaqa bir hadislar bor. Ey Abdullah, tilovat qilgin, qiroat qilgin, ovozing Davud payg'ambarimizni ovozlariga o'xshaydi degan hadislari kelgan. Abdullah ibn Mas'ud shunaqa bir chiroyli ovozlari bor ekan, chiroyli qiroat qilar ekanlar. Hazrat janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu zotni yaxshi ko'rar ekanlar. Shu kishi hadisni rivoyat qilyaptilar. Men payg'ambarimizdan bir kuni so'radim. Ayyul amali ahabbu ila Allohi azza va jalla dedim. Ey Allohning rasuli Rabbimizga eng seviklik amal qaysi biri? Qaysi biri Rabbimizga eng sevgan, Allohim sevgan amalni eng yaxshisi qaysi biri? Savol berdim. Hazrati janobimiz javob berdilar. Qala. As-salatu ala waqtiha. Vaqtida o'qilgan namoz dedilar. Bay bay bay. Birodarlar, Rabbimizga eng yoqqan amal vaqtida o'qilgan namoz ekan. Qultu thumma ayyu? So'ngra dedim. Keginchi, kegin qaysi biri? Qala thumma birrul validayni. Aytdilarki, ota-onaga yaxshilik qilmoq dedilar. Qarang, o'z vaqtida o'qilgan namoz, keginchi ey Allohning rasuli, ota-onaga yaxshilik qilmoq. So'ngra. So'ngra qaysi biri ya Rasululloh thumma ayyu? Undan keyinchi qaysi amal Allohga yoqimli? Hazrat janobimiz javob qildilar. Thummal jihadu fi sabilillahi
Allah'ın yolunda cihat kılmak, cihat tutmak dediler. Cenk kılmak Allah'ın yolunda dediler. قال حدثني بهن ولو استزدت ولو استزدته لزادني عبد الله بن مسعود aytadılar. Agar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge yana sual bersam edi, Rasulullah ziyodasi bilan javob berur edilar. Xulosasi. Birodarlar, yer yuzidagi eng yuksak birinchi amal ota-onalarimizga yaxshilik qilish ekan. Ko'rmaysizmi İmam al-Buxoriyni? To'laligicha bir kitobni boshini ota-onaga yaxshilik qilish bobi bilan boshlamoqdalar. Ya birodarlar, bundan chiqdi, hamma amallarni boshi ota-onaga yaxshilik qilish ekanda. Hadisdan olinadigan foyda shuki, namozimizga befarq bo'lmaylik ekan, vaqtida o'qiylik ekan. O'zi o'ylab ko'ring, birodarlar, biz namozimizga Robbimiz muhtojmi? Biz namoz o'qisak, Robbimizda bir narsani ko'paytira olamizmi? Yoki o'qimasak, Robbimizda bir narsa kamayib ketadimi? Biz Robbimizga banda ekanligini bildirmoqchimiz, o'sha bandaligimizni vaqtida bildiraylik ekan. Keyingisi ota-onamizga yaxshilik qilish ekan. Keyingisi Allohning yo'lida jihad etish ekan. Hazrati Payg'ambarimiz Rasulullohda shundoq ilm bor ekanki, Payg'ambarimiz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin özlerini hadislerde şuna kadar manalar kegen. Menge Kur'an misliçe iki beraber ilim verilgen dediler. Hazreti Cenabımızın sözlerinin manası. Biz çüngellerimiz. Kur'an'ın hacmi. Şunu misliçemiş iki beraber ilim verilgen. Evet biraderler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bitmez, tükenmez ilim menbaı hesaplanadılar. Şunun için Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu hadisini ketide koşup koyu yaptılar ki eğer Rasulullah'tan sorasam idi, yine sorayı versem idi, cevap kılıp ziyade kılar idiler deyip mene bu vabke yakun itemiz Subhane Rabbike Rabbil İzzeti imme yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ım, Allah'ım bizge ferman etken, sen büyürgen, sen hukum etken ota-onalarimizge yakşılık kılıçını nasip kıygın. Ota-onalarimizi dilini ağrıt kıyıştan saklap kıygın. Bizi esregin, ferzendlerimizni, elimizni, yurtumuzu esregin. Allah'ım buyurgan ibadetlerini vaqtida qilishni muyassar etgin. Allah'ım ota-onalarimizga qayta-qayta yaxshilikni shularni sababidan rizoing, rahmatinga Allah'ım barchamizga yetkazgin. Va sallallohu ala sayyidina va maulana Muhammadin bi fadlika va karamik bi rahmatika ya rahmon Muhterem azizler, yine şu narsani ziyoda yine qo'shimcha aytmoqchi ediki, eğer de şu dinimizge ait bo'lgan savollaringiz bo'lsa, ibodatga, fiqhga, e'tiqodga, yine şu dinimizni ko'lamidagi masalalarga savollaringiz bo'lsa, inşallah keyingi çarşambadan inşallah cevap berishni harakatida bo'lamiz. Eğer cevap topa olmasak, ustozlardan, bu dini idoralarimizdan iltimos qilamiz shuni savollaringizga to'lalikcha cevap berishni. Allah'ım yanagi haftalarga ham, yanagi oylarga ham, ertangi kunlarga ham ilmga yetkazgin. Bo'lar bo'lmas gapni eshitib g'ibatdan tilimizni, dilimizni saqlab qo'ygin. Allah'ım ilohi quloqlarimizga kiradigan narsa, tilimizdan ifoda bo'ladigan narsa zikring bo'lsin, senga duolarimiz bo'lsin. Allah'ım o'tganlarimizni rahmat etgin. Özlerimizi selametle sahneyin ve sallallahu aleyhi ve sellem.